Merhaba arkadaşlar, 9. sınıf KDT'de kümelerle ilgili bugün son soru çözümümüzü gerçekleştireceğiz. Son 8 sorumuz var, 61 ve 68. sorular arası. Sorularımız bugün çok güzel arkadaşlar. Hazırsanız hemen başlayalım. B, D ve P kümeleri veriliyor. Buna göre B fark D kartezyen, D fark B kümesinin elemanları yukarıdakilerden hangileridir? Şimdi arkadaşlar kartezyen çarpımında neydi? Şu kartezyen çarpımının sıra önemliydi. Burası ilk kümeden, şurası da ikinci kümeden olacaktı. Değil mi arkadaşlar? Yani B fark D kümesi şu olabilir mi acaba? Bir olabilir mi diye bir bakalım. Şimdi arkadaşlar B fark D kümesi demek ne demek? B de olacak, D de olmayacak. Değil mi? Şimdi bakın B kümesine bakacak olursam 3'ün katları var. Değil mi arkadaşlar? 3x var ya, şuradaki 3 çarpanından dolayı 3'ün katları olacak. Yani buradaki ne pozitif doğal sayılar olacak. Aman buradaki artıyı da gözden kaçırma. X yerine 1 verebilirim yani. Pozitif sayılar 1'den başlar ya. 3 kere 1 3. 3 kere 2 6. İşte 3 verirsem X'e 9 olur. 4 verirsem 12 olur. Bu şekilde hep 3'ün katları arkadaşlar gitmiş olacak. Bak bu hangi küme? B kümesi. Şimdi D kümesinde de bakın yine pozitif doğal sayıları vereceğim ben. Ama karesel sayılar. Bak pozitif doğal sayıları en küçük ne verebilirim? 1. 1'in karesi oluyormuş bak. 1'in karesine 1. 2 verirsem 2'nin karesinden 4. 3 verirsem 3'ün karesinden 9. İşte 4 verirsem 16. Bu şekilde arkadaşlar gidecek. Tamam. B fark D'ye bakacak olursam ne demekti? B de olacak, D de olmayacak anlamı vardı. Yani bak ikisinde de mesela 9'lar ortak ya. Bunu alamam yani kümenin içerisine. Şimdi ilk önce şuna bakalım arkadaşlar. Birinci öncüle bakalım. Şimdi birinci bileşen 9 değil mi? Onu nereden seçeceğim? Bak buradan seçeceğim. İkinci bileşenimiz 16 değil mi? Onu da nereden seçeceğim? Buradan seçmem lazım. Sıra önemliydi ya. Tamam. Şimdi arkadaşlar 9 B fark D kümesinde var mı? Bak ikisinde de 9 elemanları var ya. O zaman bu olmaz ki. Birinde olacak, B'de olup D'de olmaması lazım. Ama ikisinde de var. Dolayısıyla bak birinci öncülü otomatikman eledik. Şimdi 27'ye bakıyorum arkadaşlar. 27 yani şurada birinci bileşenden aldım. Bu neyin elemanıymış? 27 B fark D'nin elemanıymış. Yani B'de olup D'de olmayan. Gerçekten de arkadaşlar bak ben bunları devam ettirmiş olsam şimdi D kümesinde hep karesel sayılar var ya karesel sayılar bak bundan sonraki 25 işte bundan sonraki karesel sayı 36 oluyor ya bak 27 bunun elemanı. Çünkü 27 3'ün katı 27 B'nin elemanı ama D'nin elemanı değil. Ben de zaten onu istiyorum. B'de olacak, D'de olmayacak. Dolayısıyla şu ilk koşulu bir yırttı arkadaşlar. Şimdi ikinci bileşeni kontrol edeceğim. İkinci bileşenimiz ne? Bakın burası. D fark P. Yani D'de olacak, P'de olmayacak. Şimdi D'de olanlar ne? Karesel sayılardı arkadaşlar. Değil mi? 25 D'de var mı? Var. Peki P kümesini de yazalım. P kümesi de dikkat edecek olursanız 4'ün katları. Ne var? Yani x yerine bak burada pozitif doğal sayılar. 1 yazarsam 4. 2 yazarsam 8. 3 yazarsam 12. Değil mi? 4 yazarsam 16. 20, 24, 28. Bakın arkadaşlar bu şekilde tabi devam ediyor da. Şimdi şuraya bakalım. 25 bunda var. Bak burada yok. Tamam mı? Dolayısıyla bak ben de onu istiyorum zaten. Bak burada 25 de sağladı. O zaman 2 komple sağlamış oldu arkadaşlar. Bunu almam lazım. Bak 2 olmayanları ne yapacak? Eledik. Bir tane eleyebildik. Şimdi 3'e bakalım. 81 ne olacaktı arkadaşlar? 81 bak şu karesel sayıların içerisinde İşte 6, 7'nin karesi 49, 8'in karesi 64, 9'un karesi 81. 81 aynı zamanda 3'ün katı olduğundan dolayı arkadaşlar bunun da elemanı olacak. İkisinde de oluyor bak 81. Ama ne olacak? B'de olup D'de olmaması gerekiyordu. Dolayısıyla bunu da elemem lazım benim. Bu da olmaz. İkinciye bakmaya bile gerek yok. Birinden yırtamadıysa öbürküne bakmaya gerek yok. Şimdi 4'e bakalım. Şimdi arkadaşlar B fark D. 45'e bakıyorum şimdi. 45 B'de var. B'de var. Çünkü 3'ün katı. Ama D'de gerçekten de yok. Niye? 45 bir sayının karesi değil arkadaşlar. Bak 36'dan 49'a geçiyor. Tamam. Birinci bileşenden geçti. İkinciye bakalım şimdi. İkincide arkadaşlar D'de olacak, P'de olmayacak. Şimdi 64'e bakıyorum. Bak D, P kümesi neydi? 4'ün katlarıydı. Bak D'de olacak. D ne? Arkadaşlar karesel sayılar. Şimdi 64'e bakıyorum. 64 sayısı. 64 sayısı. Karesel bir sayı mı? Evet. Bak burada var. 64 sayısı 4'ün katı olduğundan dolayı bak P kümesinde de olmuş olacak arkadaşlar. O zaman ikisinde de oluyor.
Ama D'de olup P'de olmaması gerekiyordu. Fakat ikisinde de var. O yüzden 4'ü de eliyorum. Demek ki sağlayan yalnız neymiş arkadaşlar? 2'ymiş. Tamam. Doğru cevabımız C şık. Bak süper. 62'ye bakalım şimdi. Harflerden oluşan ve eleman sayıları 10 olan birbirinden farklı A ve B kümelerinin elemanları kullanılarak diyor. Bakın eleman sayıları neymiş? 10 olacakmış ve birbirinden farklı olacakmış. Tamam. Federal, deklare ve agresiflik kelimelerinden ikisi A kesişim B kümesinin elemanlarıyla, diğeri ise A birleşim B kümesinin elemanlarıyla yazılabilmektedir. Tamam. Bak ikisi bu. Diğeri de arkadaşlar bu. Şimdi en fazla harfe sahip olan bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunda 7 harf var. Bunda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunda da 7 harf var. Bunda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 herhalde. Yanlış saymadıysam. Tamam 11. Şimdi bak A birleşim B bütün harflerin birleşiminden oluşuyor ya. O zaman A birleşim B şu olsun. Ya. A birleşim B bu olsun. A kesişim B de şunlar olsun. Tamam bir deneyelim bakalım yani böyle. Dolayısıyla bak A kesişim B demek ne demek? Hem A'da hem de B'de. Ortak eleman demek. O zaman A ve B kümesini şöyle piyasaya çıkartalım. A kümesinde ve B kümesinde bak hem F olacak mı? Olacak. Bak F. Sonra E. Sonra D. E'yi zaten yazmıştım. Bir daha yazmıyorum. Sonra R. Yazdım. A'yı. Şuradaki A'yı yazdım. Yazalım. Bir de L'yi yazalım arkadaşlar. Tamam. L'yi yazdım. Şimdi bu A kümesi aynı zamanda bak burada da var. D. D'yi yazabilir miyim? Bak şurada bir de D'yi yazayım farklı olarak. E'yi zaten yazmıştım. K'yi yazmadım. K'yi yazmadım. Onu yazdım. L'yi yazmıştım. E'yi yazdım. R'yi yazdım. Tamam. A kümesinde en az bunlar olacak arkadaşlar. Şimdi bakalım. Kaç tane yazdık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 tane olacaktı ya. Demek ki 2 tane daha yazma hakkım var. B kümesini oluşturalım arkadaşlar. B kümesinde bak yine ne olacak? Şuradakiler olacak arkadaşlar. Çünkü hem A'da hem de B'de ortaktı ya. Şunlar bir kere olacak. B kümesinde de. İkisinde de var çünkü. F, E, D, R, A ve L. Sonra B kümesinde aynı zamanda bak şurası da B kümesinin elemanları ya hem A'nın hem B'nin. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Burada da yine benzer şekilde D ve K olmuş olacak. Tamam. Şimdi bunda da 10 tane eleman olacağı için 2 tane daha farklı eleman yazma hakkım var. Bunlardan farklı olarak. Anlaştık. Şimdi A birleşim B'nin bak elemanları da şunlardan oluşacak ya. Yani hepsinin toplamı arkadaşlar. Tamam. Bak A'yı zaten yazmıştık ikisine de. Tamam. G'yi yazmadık. O zaman G ya bunda olacak ya bunda olacak. Birinden olmak zorunda arkadaşlar. Çünkü birleştirdiğim zaman benim bu kelimeyi çıkarabilmem lazım. İkisinden birinde olacak yani. R zaten yazmıştık. R zaten yazmıştık bak burada. Bir daha yazmaya gerek yok. R'yi yazdık. E'yi yazdık. S, S'yi yazmadık. O yüzden S ya bunda olacak ya bunda olacak. Bilmiyorum. Birinden birinde olacak yani. Tamam. İkisinde birden de tabii olabilir. Duruma göre bakacağız. Tamam. İ'yi yazmadık. O yüzden İ ya bunda olacak ya da bunda olacak. Tamam. Şimdi başka ne var? F. F'yi zaten yazmıştık. L'yi yazmıştık. İ'yi yazmıştık. Bakın K'yı da yazmıştık. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada ya hocam işte iki tane dediniz burada üç tane yazdık gibilerinden şey olmasın. Bak şöyle düşünün. Mesela 3 tane kaldı ya G, S, İ diye. Bak G ile S'yi buraya yazarım. Tamam. Mesela İ burada olur. Hatta buraya bir tane daha yazma hakkım olur. Bilmiyorum ya. Bunlar yer değiştirebilir yani. Veya G ile S alt tarafta olur. İ yukarıda olur. Tamam. İkisinde G olur. İkisinde mesela şöyle olur. İkisinde G olur. Burada S, burada İ olur. Veya İ ile S'nin ya bir sürü alternatif var yani. Onun soruya göre bakacağız şimdi. Buna göre diyor. Aşağıdakilerden hangisi A kümesindeki harflerle kesinlikle yazılamaz? Şimdi böyle deneme sorularından E'den başlayacaksın ama ben sana hepsini göstermek adına A'dan başlayarak yazacağım. Şimdi G. G harfi. Bak gerilik. G olabilir mi A kümesinde? Bak olabilir. E zaten var burada. İşte R var. İ. İ. Bakın İ burada yer değiştirebilirdi ya arkadaşlar. Dolayısıyla bu da olabilir. L zaten var A kümesinde.
İ'yi zaten yazmıştık. K'da A kümesinde var. Dolayısıyla ben bunu yazabilirim. Şimdi S'ye bakalım. Bak, S'nin zaten A kümesinde olma durumu söz konusu. E'yi zaten yazmıştık şurada. F zaten var A kümesinde. İ olabilir. Çünkü niye? İ burada arkadaşlar yer değiştirebilir. Değil mi? Evet. Dolayısıyla İ de olabilir. R zaten var. L kümesi zaten L de var. L harfi de var. İ zaten söylemiştik. K kümesi de K harfi de A'da var. Dolayısıyla bak bu da yazılır. Şimdi S'nin zaten A'da olabileceğini söylemiştik. E zaten var. R zaten var. G A kümesinde olabilir. İ var. L var. İ'yi zaten söyledik. K da var. Dolayısıyla bu da yazılır. A var zaten A kümesinde. Değil mi? S A kümesinde bak olma durumu var. Olma durumu var zaten. Bakın nerede? Şurada. K zaten var. E var. R var. İ zaten arkadaşlar Joker'de değil mi? Ya A'da olacak ya B'de olacak. Yer değiştirme hakkı var. Dolayısıyla bak bu da olabilir. Olmayan zaten neymiş? Bakın buymuş. Buna bakmaya arkadaşlar demek ki gerek yok. Tamam. 63'e bakalım. Elemanları doğal sayılardan oluşan bir kümenin eleman sayısı kümenin elemanlarından en büyük ile en küçük olanının farkına eşitse bu kümeye otantik küme denir. X, Y, M ve N doğal sayıları için diyor. A, B ve C kümeleri birer otantik küme olmak üzere. Tamam. A kesişim B'nin eleman sayısı 2'dir. Buna göre X çarpı Y çarpı M çarpı N'nin alabileceği en büyük ve en küçük değerinin farkının mutlak değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın bunlar otantik küme ise ne demekti otantik küme? Kümenin elemanlarından en büyük ile en küçük olanın farkına eşitse. Bak şimdi burada en büyük küme ne? En büyük sayı 4. En küçük 0. 4 ile 0'ın arasında kaç fark var? 4 değil mi? Bak gerçekten de A kümesi 4 elemandan oluşuyor mu? Oluşuyor. Buna otantik küme deniyormuş. Şimdi bak benzer şekilde burada en küçük bu. En büyük bu. 7-3 4. Burada da bak gerçekten 4 tane eleman var. Anlaştık mı? Tamam. Buna göre arkadaşlar benim X, Y, M ve N'ye yazabileceğim alternatifler biraz fazla. Nasıl? Şimdi en küçük elemanla en büyük eleman bunlar olmak zorunda. Niye? Çünkü 4'ten 0'ı çıkarınca 4 kalıyor. 4 tane de eleman var. O zaman geri kalan ortadaki X ve Y ne olabilir? X ve Y. Hatta A kümesi olarak yazalım biz bunu. A kümesi olarak yazalım. 0 olacak en küçük. O zaman X ve Y 0'dan büyük, 4'ten küçük olmak zorunda değil mi? Aradaki değerler olmak zorunda. X 1, Y 2 olsa en büyük sayı zaten 4. İşte A kümesi başka ne olabilir? 0 olacak, 4 olacak. Başka aradakiler ne olabilir? 1'e 3 olabilir. Değil mi? Tamam. Başka A kümesi ne olabilir? 0 ile 4 zaten onlar Allah'ın emri. Bunlar olacak zaten. Bir de 2 ile 3 olabilir arkadaşlar. A için yazabileceğimiz 3 tane durum söz konusu. B için bakın yine en küçük elemanı 3, en büyüğü de 7 olmak zorunda. Bunları bir kere yazacağız. Tamam. Dolayısıyla ne olabilir? Bu aradakiler bak M ve N 3 ile 7'nin arasında olmak zorunda. 4 ile 5 olabilir mi? Olabilir. Başka 3 ile 7 olacak zaten. 4 ile 6 olabilir mi? Olabilir. B kümesi başka ne olabilir? 3 ile 7 olacak. 5 ve 6 olabilir. Değil mi? 5 ve 6 olabilir. Tamam. Şimdi C'ye bakıyorum. C de bu X, Y, M, N elemanlarından oluşuyor arkadaşlar. Tamam. A kesişim B yani hem A'da hem de B'de ortak elemanlar kaç taneymiş? 2 taneymiş arkadaşlar. O zaman bunlar hangiler olabilir? Bak ben şimdi A kümesini bunu seçmiş olsam. Bak bunu seçmiş olsam. Buradan bu B kümesinden hangisini seçersem seçeyim arkadaşlar. 2 tane ortak eleman olmaz. En fazla ne olabilir? En fazla bak 4 olabiliyor. Bir tane olabiliyor. Tamam. En fazla bir tane olabiliyor. Hatta şunu seçersem hiç olmuyor yani. Dolayısıyla arkadaşlar A kümesinin bu olma ihtimali bir kere yok. Tamam. Şimdi A kümesi bak bu olsa. Bu olsa. Şunları da silelim de kafa karışıklığı olmasın. Anlaşılıyor değil mi? Güzel. Bak tane tane açıklıyoruz hepsini. Şimdi arkadaşlar bu olsa.
Şimdi A ve B'den iki tane ortak eleman olabilir mi? Bak zaten B kümesinin içerisinde 0 ve 1 olmadığı için onları zaten devre dışı bıraktık. Burada ortak olabilecek 3 ile 4 var arkadaşlar. Bak bununla bunu seçebilirim veya 3 ile 4'ü bunu seçebilirim. Bak bunu da seçemem. Yani şunu seçiyorsam bunu şurayı seçemem. Niye? 3 ve 5 var burada. 3 ile 4'lerin ortak olması lazım. Anlaştık. O zaman şimdi ben bir en küçük değerini bir bulmaya çalışayım arkadaşlar. Şimdi bak ben burayı seçecek olursam o zaman x ve y bunlar olmuş oluyor. M ve n de şu ortadakiler olmuş oluyor. Değil mi? O zaman arkadaşlar bak ben x çarpı y çarpı m çarpı n ya x'i 1, y'yi 3, m'yi 4, n'yi de 5 seçmiş olsam. 1 kere 3, 3, 3 kere 4, 12, 12 kere 5, 60. Ya hocam bunu seçsek olmaz mı? Bak seçelim. X ve Y zaten 1 ile 3. M ve N'yi 4 ile 6'yı seçersem 3 kere 4 12, 12 kere 6 72 olur. Ben küçük olanı arıyorum ya. O yüzden bunu devre dışı bıraktık. Şimdi en büyük hangi seçilir? En büyük de bak şunları seçersem daha mantıklı olur. 1 ve 3 mü daha büyük? 2 ve 3 mü? Bak 2 ve 3. O yüzden en büyük için bunu kullanmam lazım. O zaman arkadaşlar şurada da gerçekten 3 ve 4'ler ortak olan değil mi? Şunu da zaten devre dışı bıraktık. Bunu zaten kullanamıyorum. Değil mi? 3 ve 4 ya bunu kullanacağım ya bunu ya da bunu kullanacağım. Peki hangisini kullanmak daha mantıklı? Bak burada m ve n 4 ile 5, burada 4 ile 6. Bak ben en büyük değerini bulacağım ya arkadaşlar. O zaman bunu seçmem lazım. Değil mi? X ve y için ne dedik şimdi? 2 ile 3'ü seçtik. M ve n için de 4 ve 6. 2 kere 3 6, 6 kere 4 24, 24 ile 6'yı çarparsam 144. Bunların farkını soruyordu arkadaşlar. 144 ile 60'ın farkı ne olacak? 84 mü gelecek? Doğru cevabımız D şık. Valla süper olmuş. 64'e bakalım şimdi. Tüm elemanları sayma sayısı olan bir kümenin eleman sayısı o kümenin en küçük elemanının bir eksiğine eşitse bu kümeye Egin kümesi denir. A, D ve F kümeleri birer Egin kümesi olmak üzere diyor. Bu üç kümenin birleşimleri bu elemanlardan oluşuyormuş. Kesişimleri de 5. Bu kesişimlerinin 5 olması demek ne demek? Hem A kümesinde hem D kümesinde hem de F kümesinde 5 elemanlarının olması anlamına geliyor. Hepsinde de bir kere 5 olacak. Tamam. Şimdi 3 A'nın elemanıymış arkadaşlar. 3 elemandır A diyor ya şurada. 7 D'nin elemanıymış. Tamam. 8 pardon. 8 ve 9 da evet F'nin elemanlarıymış. 8 ve 9. Şimdi arkadaşlar 5 zaten üçünde de üçünün kesişiminde olacak ya. Hepsinde olmak zorunda. 5 bir kere hepsinde olmak zorunda. Yani şu yan tarafı da bir eleman gelir mi gelmez mi bilmiyorum da şöyle yazalım. 5 hepsinde olacak. 7 de zaten D'nin elemanıydı. 5 burada yine olacak arkadaşlar. Tamam. Burada başka neler olabilir? Bakacağız şimdi duruma göre. Şimdi A kümesinin yanına başka bir eleman gelebilir mi? Şimdi Egin kümesi neydi? Bir daha tekrar edelim. Eleman sayısı diyor. O kümenin en küçük elemanının bir eksiğine eşitse. Şimdi burada en küçük eleman bak zaten 3'ün hepsinin birleşiminden arkadaşlar bu kümeler bu rakamlar vardı. Dolayısıyla buradaki en küçük elemanın 3 olduğunu biz anladık değil mi bu şekilde? En küçük eleman bu. Bundan daha küçük bir eleman yok. Bunun bir eksiğine eşit olacak. 3'ün bir eksiği ne yapacak? 2. Demek ki arkadaşlar bu küme ne olacak? 2 elemanlı olmuş olacak. Tamam, 2 elemandan oluşmak zorunda. Çünkü en küçük eleman 3, 3'ün 1 eksiği 2, A kümesi demek ki 2 elemandan oluşacak arkadaşlar. Hangi o elemanlar? 3 ve 5 işte. Tamam. Şimdi D kümesine bakalım arkadaşlar. D kümesinde bu 5'ten daha küçük bir eleman acaba olabilir mi diye bakacağım. Şimdi diyelim ki burada 3 olsun. 3 D'nin de elemanı olsun arkadaşlar. O zaman ne olacak? En büyük eleman bu. En küçük eleman da bu. 7 eksi 3'ten ne olacak? 4 olması lazım. Pardon. Şurası en küçük eleman bu olmuş olacak ya. Yani 3 eksi 1'den ne olacak arkadaşlar? Bu küme 2 elemanlı olmalı. Burada 3 tane eleman var. Dolayısıyla bunun en küçük elemanının 3 olma şansı yok. 3 yoksa 4'e bakalım şimdi. Bakalım. Şimdi arkadaşlar bunun en küçük elemanını 4 kabul ettik. 4'ün 1 eksiği ne? 3. O zaman D kümesi 3 elemandan oluşmalı. Oluşmuş mu? Evet. O zaman D kümesinde kapanışı yaptık. O zaman geri kalanlar nereden oluşmak zorunda? F'den oluşmak zorunda arkadaşlar. Bak. Hepsinin birleşiminde. Bak 3'ü yazdım. A birleşim, D birleşim, F.
Şimdi A'yı yazdım. 3 ve 5. Sonra D'yi ekledim yanına. 4. 5'i yazmıştım zaten. 7'yi ekledim. Değil mi? Sonra bak buradaki elemanlar 3, 5, 4, 7 nereden geldi? Bak, 3, 5, 4, 7 bundan geldi. O zaman geri kalanlar 8, 9, 10 da kesinlikle F'de olması lazım. 8, 9 burada vardı zaten. Tamam. 8, 9, 10 da buradan gelmek zorunda. Demek ki o zaman F kümesi de ortaya çıkmış oldu. Bakalım kontrol edelim. Bak en küçük eleman F'nin ne oldu? 5 olmuş oldu. 5'in bir eksiği ne? 4. 4 elemanlı mı? 1, 2, 3, 4. Hepsini tutturduk arkadaşlar. Dolayısıyla F kümesi bakın bu oldu. Tamam. Vallahi bütün sorular güzel ya. 65'e bakalım şimdi. Fatih ile Serdar'ın 10 tane rakamdan oluşan hesap numaralarındaki bazı rakamlar aşağıda gibi verilmiştir. 10 tane rakam diyor ya. Bizim rakamlarımız 10 tane değil mi? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gözümüzün önünde olsun bunlar. Şimdi Fatih'in hesap numarasındaki rakamlardan oluşan küme F, Serdar'ın hesap numarasındaki rakamlardan oluşan küme S olmak üzere F kesişim S kümesi 1, 2, 3, 4 ve 7. O zaman arkadaşlar bak F kümesi ve ikisindeki kesişimler ortak olan elemanlar bunlar değil mi? 1, 2, 3, 4, 7 hem F'de olacak hem de S'de olacak arkadaşlar. Anlaştık. Zaten diyor ki burada F'nin eleman sayısı 8. Burada 5'ini yazdım zaten. 6, 7, 8. 3 tane daha yazmam lazım. Burada 5'ini yazdım. S'nin eleman sayısı da 7'ymiş. Demek ki 2 tane daha yazmam gerekiyor arkadaşlar. Tamam. Sıkıntı yok değil mi buraya kadar? Güzel. Şimdi arkadaşlar burada F kümesinde başka burada yazmadıklarımız hangisi var? Hangisi var? Bak burada 5 var. O zaman F kümesinin içerisinde ya bu. O zaman ne yapmam lazım? Benim 5'i buraya eklemem lazım. Değil mi? Tamam. Şimdi arkadaşlar S kümesine bakalım. 1, 2, 3, 4, 7'nin haricinde burada hangi elemanlar var? Bak 0 var. Bir de 9 var. 0 ile 9'u buraya eklemem lazım. 0 ile 9'u buraya ekledik. O zaman S kümesini artık kapatmış olduk arkadaşlar. Tamam. Şimdi F kümesine odaklanalım. Şimdi benim buraya yazacağım şuradaki iki tane yere yazacağım sayılar arkadaşlar ne olacak? 0 ve 9'dan farklı olmak zorunda. Ya niye hocam? Ya 0 ile 9 olursa o zaman bizim kesişim kümemiz ne olacak? 0 ile 9'u da eklemem lazım. Çoğalmış oluyor. Ama kesişim kümesi bu kadar diyor yani. O zaman 0 ile 9'un haricinde ne yazabilirim ben? Buraya yazmadığım. Bak 6 yazabilirim değil mi? 6. Bak yok ikisinde de. Başka 8. 8'i yazmadım. 8 de yazabilirim arkadaşlar. Bak ortak değil 0 ile 9'da. Başka da yok zaten yazabileceğim. Dolayısıyla benden F kümesindeki elemanların toplamını istiyordu. Bunların toplamı da 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, 6 var, 7 var, 8 var. Yani birden aslında 8'e kadar olan sayıların toplamı. Gauss formülünden son terim çarpı bir fazlası bölü 2 yapıyordum. Sadeleştirdim 4. 4 kere 9'dan 36 gelmiş oldu. Doğru cevabımız bakın C şık. Süper yani. 66'ya bakalım şimdi. Z tam sayılar kümesi olmak üzere diyor. A ve B kümeleri veriliyor. Buna göre yukarıdaki verilen ifadelerden hangileri bu kartezyen kümesinin bir elemandır diyor. Şu kartezyenden yani şu ne olacak? Birinci bileşen olacak. Şunun tamamı da arkadaşlar kartezyen kümesinin sağındaki ifade şu da ikinci bileşeni temsil edecek. Şimdi bakalım. Bak A kesişim B demek ne demek? Hem A'da hem de B'de ortak eleman olacak. Arkadaşlar A kümesi 2'nin katlarından oluşan tam sayılar. B kümesi de yine karesel ifadeler arkadaşlar. Değil mi? Tam sayılar. Şimdi arkadaşlar bakıyorum 64 hem A'da hem de B'de geçiyor mu? Şimdi A'da geçmesi için 2'nin katı olması lazım. 64 2'nin katı mı? Evet. Şimdi aynı zamanda karesel olması lazım. Niye? A kesişim B diyorum ya ikisinde de ortak olması lazım. 64 8'in karesidir arkadaşlar. 64 B'de de oluyor. Demek ki bu her ikisinin elemanı. Bundan geçti. İkinciye bakalım. Yani şu kısma bakacağım. Şimdi A fark B dediğim ne arkadaşlar? A fark B. Bak şöyle kümeleri çizecek olursam. Şurası A, şurası B. A fark B dediğim burası. B fark A dediğimde bakın şurası. Tamam. Şimdi A fark B. A fark B'de ne arkadaşlar? 9. Şu kırmızı bölgelerin içinde mi?
Tamam. Bunların içerisindeyse herhangi bir sıkıntı yok. A fark B. Yani A'da olacak, B'de olmayacak. Şimdi 9'a baktığım zaman A'da olma şansı yok. Niye? A'da 2'nin katları var arkadaşlar. Fakat B'de olabiliyor. Niye? 9 karesel sayı arkadaşlar. Karesel sayı olanlar B'nin içerisinde. Tamam. Ama ben A'da olup B'de olmayan. Bak buradan geçemedi. Ama B fark A'da var mı? B'de olup A'da olmayan. 9 gerçekten B'de var, A'da yok. Yani şuraya düşmüş oluyor. Tamam. Şu kırmızı bölgelere düştüğü zaman herhangi bir sıkıntı yok ki. O zaman bak buradan da geçti. Birinci öncülü alacağım demekti. 2'ye bakalım. Şimdi şuradayız. Birinci bileşendeyiz. 48 hem A'nın hem de B'nin elemanı mı? 48 tamam 2'nin katı ama B'nin elemanlarının içerisinde yok. Niye? 48 karesel bir sayı değil. O yüzden bunu çizdim. 3'e bakıyorum. 36 hem 2'nin katı hem de karesel bir sayıdır. Buradan geçti arkadaşlar. 20'ye bakıyorum şimdi. 20'ye bakıyorum. Şurayı bir silelim de. Şimdi 20 arkadaşlar A fark B. A'da var ama B'de yok değil mi? A'da var, B'de yok. Çünkü 20 çift sayı arkadaşlar 2'nin katı. 20 karesel sayı değil. Zaten A'da olacak, B'de olmayacak. Yani nereye düşmüş oluyor? Bakın buraya düşmüş oluyor. Kırmızıya düştüyse benim kabulüm mü? Evet. Dolayısıyla buradan da geçti. 3 de olacak arkadaşlar. Doğru cevabımız bakın E şık. Vallahi süper olmuş. 67'ye bakalım şimdi. A, B ve C kümesinin birleşimini gösteren Venn şemasında her bölge farklı renklere boyanmıştır diyor. Evet, şekilde görünüyor zaten. Buna göre A birleşim B kesişim C kümesinin bulunduğu bölge kaç farklı renkten oluşmuştur? Bakalım şimdi arkadaşlar. Şimdi A birleşim B dediğimiz şuranın tamamı değil mi? Hatta şöyle şununla yapsam daha güzeldi. Tamam. Buranın tamamı. Bununla C kümesini kesiştir diyor. Bak bununla C kümesini kesiştirdiğim zaman arkadaşlar şu bölge olmuyor mu? Bak şu taradığım bölge. Şu taradığım bölge oluyor. Değil mi? Şimdi burayı bir silelim. Renkler tam bir görünsün de. O yüzden. Bak şurası. 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 Ve şurası. Kaç renkten oluşmuş? 3 tane farklı renk var. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Geldik kümelerle ilgili son sorumuza. Hadi bakalım. Atılım. Bedirhan, İkra ve Hira isimli 4 arkadaş Kapadokya'ya tatil için gitmişler ve Kapadokya gezilerinin son gününde sabah erken saatlerde balon gezisine katılacaklardır. Tur rehberi onlara gezi için D ve P isimli balonlara binebileceklerini söylemiştir. Bakın iki tane balon var burada. Buna göre Atılım, Bedirhan, İkra ve Hira tercihlerini kaç farklı şekilde yapabilir? 4 kişi var ya 4 tane çizgi yapalım. Şimdi arkadaşlar Atılım ya buraya binecek ya buraya binecek. İki tane ihtimal. Bedirhan da ya buna biner ya buna biner. Bu da iki ihtimal. İkra ve Hira için de aynı şeyler geçerli değil mi? Dolayısıyla ben bunları çarptığım takdirde ne olacak? 2 üzeri 4 olacak. Bu da 4 tane 2'nin yan yana çarpımı 16 olacak arkadaşlar. Tamam. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet arkadaşlar kümeleri bu şekilde bitirmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Çok detaylı açıkladım. Bak 8 tane soru şu anda 28 dakika oldu yani. Bu kadar detayı özel derste bulamazsınız. Onu söyleyeyim yani. Tamam, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bol bol ders çalışmayı unutmayın. Bunları kağıdı kalemi eline alıp tek başına çözebilir hale gelmen gerekiyor.